Herkese merhaba. Bugün yeni bir listing hazırladım ve bu listingi hazırlarken nelere dikkat ettiğimi, hangi araçları kullandığımı sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle listing görsellerime bir bakalım. Bu medikal sembol olarak geçiyor ve bu instant download, yani direkt indirilebilir bir belge olarak satılıyor. Dijital ürün olarak satılıyor diyebiliriz. Yani ana görsel şu şekilde ve işte buradaki harfleri değiştirebiliyor, isterse büyütebiliyor, ekstra bir şey ekleyebiliyor. Onunla ilgili 5-6 tane uzantılı bir zipim var. Direkt müşteri bu ürünü satın aldığında indirecek ve nerede kullanmak istiyorsa, baskıda, işte belki bir ana ekranda kullanmak ister, belki bir bardağın üstüne, belki başka bir şeyin üzerine baskı yaptırmak ister, oralarda kullanabilir. Şimdi aslına bakarsanız bana göre bu görseller çok eksik. Ama şimdi ürün de çok belli bir şey ve bunu bilen kişi alacaktır. Belli başlı bir müşteri kitlesi olan bir dijital ürün. O sebeple çok da takılmamak gerekiyor diye düşünüyorum görsellere bunlarda. Zaten inceleyeceğimiz diğer listinglerde de bunu göreceksiniz. Ben önce ne yapıyorum? Etsy'de bu ürünü satan satıcılara bakıyorum. Medikal sembol SVG diye arattım. Bakıyorum. Şimdi ilk 4 tane önüme çıkan listing, bunlar Etsy'ye reklam veren satıcılar. Ben bu ilk 4'ünü direkt geçiyorum. Sonrasında kim çok satmışsa ona gidiyorum. Şimdi bunu açalım mesela. Tek bir görsel kullanmış. Zaten olay net. Yani bunu indireceksin ve ne yapmak istiyorsan onu yapacaksın. Nereye baskılamak istiyorsan onu yapacaksın. Bunun title'ı benim işime yarayabilir. Bunun description'ı benim işime yarayabilir. O yüzden ben bunu açıyorum. Eğer ki doğru bir tag, title, description kullanmışsa bu ürün satacaktır. Bu ürünü satıp satmadığını ben nasıl kontrol ediyorum? Müşteri yorumlarına bakıyorum. Müşteri yorumlarında bakıyorum. Bu ürün 5 yıldız almış. Bu ürünü baskıda müşteriler kullanmış. Ve memnun kalmışlar. O yüzden ben de bundaki başlıkları kullanabilirim diye düşünüyorum. Tutmuş listingin bir kere bu title'ını alıyorum, buraya yapıştırıyorum. Ama aynısını kullanmıyorum. Aynısını kullanmayıp ne yapıyorum? İ-Renk'e geliyorum. İ-Renk'te buraya medikal sembol diye aratıyorum. Etsy'de ve Amerika'da satış olarak zaten bu otomatik ayarlı geliyor. Bunlar aratılmış sadece. Tamam, bu İ-Renk'teki 4 veri benim için yeterli değil. Ne yapabilirim? Şimdi geldim buraya. Ben bu başlıkları yazarken zaten diğer listinglerden, tutmuş listinglerden aldım belli şeyleri. Sonra kendim de aratılabilecek kelimeleri ekledim. Bir kere hangi uzantılar olduğunu ekledim. Sonrasında görselleri ekledim. Sonra buraya dijital bir ürün olduğu için direkt zip olarak bu dosyayı ekledim. Sonra description'ı nasıl hazırladım? Description'ı hazırlarken ben buradaki başlığı aldım, kopyaladım ve ChatGPT'ye yazdım. Açıklama yazdı, nasıl satın alacağı ile ilgili bilgi ekledi ve ben bunu sonra Google çeviriye koydum. Bence bazı eksiklikler vardı, onları ekledim ve sonra geldim buraya description olarak yazdım bunu. Şimdi kişiselleştirmesi var mı? Bu ürünün kişiselleştirmesi yok. Yani bana yazacak müşteri bunu ekle diyecek ve ben onu ekleyip müşteriye mi göndereceğim? Hayır, bunu otomatik olarak indirecek. Benim şu anda mağazamda %40 indirim var ve bunun satış fiyatı olarak baktığımda 90 cent ile 2.40 arasında gittiğini gördüm. Fiyat araştırması da yapıyorsun tabii ki bu arada bu ürünü aratırken. Ben 2 dolara koydum ve %40 indirim gelecek. Quantity maksimum 999 adet koyabiliyoruz. Maksimum da koydum. Sonra bir SQ girdim buna. Ve bileceğim daha sonrasında ben bununla ilgili ne kadar satmış ne kadar satmamış bir Excel indirdiğimde bu ürünü SQ'suna göre ayıklayabileceğim. Detaylarını giriyorum. Kim yaptı? Ben yaptım. Bitmiş bir ürün. Sonra ne zaman yapıldı? 2020 ile 2023 arası yapıldı diyorum. Bir production partner'ım yok. Kendim yapıyorum. Sonra kategorisini belirliyorum. Dijital illüstrasyon bir ürün olduğunu. Primary color black. Yani zaten logo siyah bir renk. Okazyon ve holiday çok önemli. Okazyona göre bence back to school olabilir. Zaten Eylül
Ağustos ve Eylül'de en çok back to school ürünler satacaktır. O yüzden ben bu okazyonu back to school olarak yaptım. Bunu kime hediye edebilir mesela müşteri? Bir hemşirelik okuluna giden birisi vardır, doktor bir arkadaşı vardır, bununla ilgili okuyordur ya da bir paramedik vardır, onunla ilgili bir okula gidiyordur. Bu anlamda bu okazyona uygun olduğunu düşünüyorum. Orada satabilir. Sonra şu anda holiday olarak aslında önümüzde Cadılar Bayramı var ama ben bunu Christmas olarak yazdım. Çünkü Christmas daha temel bir şey. O yüzden o şekilde bıraktım. Sonra nerelerde bunu gösterebilir? Ofiste mesela bardağına bastırmış, ofisinde kullanır. Entryway işte bir canvas tablo yaptırır, duvarına asar. Yine aynı şekilde living room. Subject olarak bu da çok önemli. Şimdi bu bir friendship içeriyor. Neden? Çünkü ben bunu arkadaşıma hediye edebilirim. Phrase ve saying olabilir çünkü bunun yanına bir yazı yazabilir sonuç itibariyle orada kullanabilir. Sonra bir geometrik şekil olduğu için yine bunu kullandım. Sonra geldik taglere. Şimdi ben bu tagleri neye göre yapıyorum? Normal şartlarda ben bu tagleri title önce bir alıyorum, kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Bakıyorum hangileri buraya geliyor. Şimdi burada en fazla 20 tane harfle title şey tag yazabiliyoruz. Onun haricinde de bunu ChatGPT'ye sorabiliyorum. Yani medikal sembolle ilgili aratılabilecek işte bana 13 tane maksimum 13 tane tag koyabiliyoruz. 13 tane tag yaz diyorum ve o bana yazıyor. Ben genelde böyle çok aratılan şeylere iRank ve ChatGPT'den bakarak karar veriyorum. Onun dışında yine tutmuş listinglerde yazan başlıkları kullanıyorum. Bu şekilde 13 tane tag'i de yazıyorum. 13 tane tag yazdıktan sonra hangi materyal olduğunu belirtmem gerekiyor. Bu bir zaten dijital dosya. Sonra hangi uzantılar var ben onları yazdım. Section'da benim ne işime yarıyor? Listinglerimi düzenlemem için gerek aslında. Bazıları kişiselleştirilebilir listingler oluyor ama bu değil. Bu direkt indirilebilir bir dosya. Ben ona göre ikiye ayırıyorum. Ne kadar bu kelimeleri sayfamda geçirirsem o kadar faydasını göreceğim için mutlaka bunları kullanmaya çalışıyorum aslında bakarsanız. Sonra bu listingken öne çıkanlarım da gözüksün mü diyorum. Öne çıkanlarda da böyle ilk 4 listingi ana sayfandaki görsellerin en üstünde gösteriyorsun. Bunun gözükmesini istemiyorum. Buna gerek yok. Reklam açık mı? Reklamı açık bırakmak istiyorum. Sonra bu listing kendiliğinden yenilensin mi diye bir seçenek var. Bunu manuel ya da otomatik seçebiliyorsunuz. Ben otomatik seçiyorum. Sold out olduğunu bunu manuel olarak tekrar listinglerimde göstermek için uğraşmak istemiyorum. Otomatik olarak her satışta 20 cent ödeme yapacağımı kabul ediyorum. Ve bunların belli bir süresi var. Bu süre 28 mesela Kasım'mış. 28 Kasım'a kadar bu listingim açık duracak ama 28 Kasım geldiğinde tekrar yenilenmesi gerekecek. Bunu paylaşıyorum. %40 indirimim var şu anda benim. Bu arada ben bütün indirimleri muhakkak günlük kuruyorum. Neden günlük kuruyorum? Çünkü burada müşteriye 10 saat sonra bu indirimin biteceği bilgisini görüyor müşteri ve diyor ki, "Aa tamam 10 saat sonra bitecek bu. Benim bunu almam lazım," diye düşünüyor. Yani bu aslında direkt satışa yönlendiren, satışı hızlandıran bir hamle olmuş oluyor. Bunu öneriyorum. Mutlaka indirim olması gerektiğini de öneriyorum. Yani indirim çünkü müşteride iyi bir algı yaratıyor. Bakıyorum, evet tamam burada title'ım var. Burada dijital dosya olduğu belli. Burada description'ım var. Bu şekilde listingimi tamamladım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Aklınıza takılan bir soru olursa biraz hızlı bir şekilde yapmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Çok fazla bununla ilgili soru geliyor. Nasıl listing hazırlandığı ile alakalı ya da mağazamı kontrol et şeklinde. Bunlara dikkat ederek listinglerinizi hazırlarsanız tıklamalarınız artacaktır. Teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Hoşça kalın.